Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu bölümde yine bir takipçimin hesabındayız. Takipçimin arkadaşlar toplam 2770 UC yüklenmiş bir şekilde bekliyoruz. Firavun açacağız. Yani Firavun'dan aslında kedi istiyoruz. Firavun'la falan istemiyorum dedi Seboş abi. Oradaki kediyi çıkartırsan çok iyi olur dedi. Biraz sandıklarımız var. Premium sandık, malzeme sandığı ve klasik sandık kuponlarımız var. Premium şu anda aktif olmadığı için premium sandıklarını kullanamıyoruz. Yarın sonuçlanacak bir çekilişimiz var. Şuraya bir ben çekilişin videosunu koyuyorum. Kanala abone olmayı ve yorumlara da ID'nizi yazmayı unutmayın. Bu videoya değil, oradaki videoya haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi efendim 26 tane premium sandık kuponu var ama premiumlar şu anda aktif değil. 325 tane klasik var. Önce firavunları açarak bir başlayalım abi. 2700 UC'miz var. Ücretsiz bir şekilde 2 tane de gümüş parçacıktan çevireceğiz. Aa, buranın müzik problemi var. Ben videonun sesini biraz kısıyorum. Bu gümüş parçacıkların birisi. 300'e yine bir tane gümüş parçacıktan çevireceğiz. Onu sandık çevirdikten sonra tekrardan buraya geliriz. Ödül almadan neyimiz var abi? 34 paracığımız var. Ama 34 paracığa hiçbir şey etmiyor. 2700 UC. Bir tane onu çevirerek başlayalım abi. Ay, geçte basılı kalmış ve bu arada kadim uygarlık sırt çantasını da geçte olmasına rağmen verdi arkadaşlar. Tipikler PUBG Mobile. Şimdi burada bir yerde animasyonu geç butonu vardı. Onu kapatıyorum. Tekrardan bir 10 tane daha çevireceğim. Geriye 2200 UC'den 1400 gibi bir UC kalacak arkadaşlar. Bir animasyonu geçti bir şekilde, bir de animasyonu geçmeden sıradan bir şekilde açarız. Çerçeveyi aldık, çantayı aldık. Bunları özet olarak aklımda tutuyorum. Hesap sahibine de haber ederim. Gerçi o yarın videodan zaten izler ama biz yine de öncesinde onu haberdar etmiş oluruz arkadaşlar. O animasyonu geçmeden açarsak çok uzun sürecek bu arada. Smoke desenini verdi. Ben bunları not alayım mı bir yere, yoksa kendisi yarın mı izler acaba? Kaskı verdi. Ananı avradını, böyle bir şanslı hesap olamaz. Oha artık ya. Kediyi de verirse artık ben yok diyeceğim ya. Ben çıkacağım hesaptan artık yani. Tek istediği şey kediydi bu arada arkadaşlar. Destans emojiyi verdi. Benim hesap sahibine mesaj atmam lazım artık. Abi ne yaptın, hesaba büyü mü yaptın? UC'mi bastın, paramı yatırdın diye. Destans emojiyi verdi. Şaka yapıyorsun şu an. Benim kameradan dolayı oraya göremiyorsunuz. Kamerayı hemen sağ üst köşeye doğru kaydırdım arkadaşlar. Soldan çıkanları görebiliyorsunuz. Kask, smoke deseni, çerçeve, çanta, destansı emoji. Aa, bunlar varmış zaten hesapta ki. Dolandırıldık mı o zaman? Kendisi demek ki daha önceden açmış. Bir tane onu da çeviriyorum. Tekrardan daha önce o alınmayan bir şeylerden çöreklenmiş yılan destansı emojisini verdi arkadaşlar. 975 UC'miz var. Bir onu daha çeviriyorum. Ondan sonra da diğer sandıklara geçeceğiz. Müzik sesi çok olduğu için isterseniz burada sesi iyice kısayım. Sandıklar dönerken ben de size çekilişten bahsedeyim. YouTube Ahmet Yıldır kanalına çekilişler yapıyoruz arkadaşlar. Yine yarın da bir Royal Pass açıklanacak. Bu videoyu izledikten sonra işte şurada gösterdiğim Zombi Kasabası adlı videoya gidip yorumlara ID numaranızı bırakın. Ondan sonra da kanalda abone olduğunuz zaman arkadaşlar çekilişe katılmış olacaksınız. Yarınki videoda kazananı açıklayacağım. Videoların en son kısmına koyuyorum kazananları. Haberiniz olsun, başını falan koymuyoruz. Orada videonun ana konusu bölünmesin diye. İki tane sis deseni çıktı. Bunlar sanki başta bu kadar zor çıkmıyordu arkadaşlar. Pardon, bu kadar kolay çıkmıyordu diye hatırlıyorum ben. Bunlarda bir değişiklik olmuş olabilir. Şu anda Firavun şansı nasıl bilmiyorum ama kedi çıkmayacak gibi. Çünkü 180 ya da 300 UC'miz kaldı. Evet, buradan da kediyi alamadık. Şimdi tekli olarak açabiliyoruz. Animasyonu geç şekilde 5 tane açabiliyorum. Açıyorum arkadaşlar. 1 buna emojiyi verdi. Yeniden diyebiliyorum. 2 de tekrardan kaskı verdi arkadaşlar. Bir tane daha deneyeceğim. 2 para verdi. Direkt para verdi. Bir tane daha altın parası. Bir tane daha tekrardan altın para, kapat. Animasyonu geç mi yapalım? Normal yapalım. Bir tane de animasyonu geçmeden açalım. Bir tane de normal artık şansımıza. Hangisini şanslı çıkarsa arkadaşlar. Bir de unutmadan gümüş parayla açacağız bir tane. O da aklımızda bulunsun abi. Buna da yine altın para çıktı. Evet, sesi açıyorum. Artık müzik gittiği için orada bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Şimdi Seboş abinin hesabı fena bir hesap değil. Royal Pass'lerden doldurmuş ufak tefek elbiseleri de kendisi çıkarmış. Ama çanta deseni yoktu arkadaşlar. Çantayı çıkarmamış. Hesap açısından oldukça iyi oldu. Klasik sandıklardan da Buz M4 çıkarsa iyi olur. Var mı bir bakalım. Buz M4'ümüz varmış ve leveli de 4 ya da 5 gibi duruyor. 4 de değil, 4 levelmiş arkadaşlar. Buradan çıkacak Buz M4'lerle de Buz M4'ün levelini yükseltebiliriz. Önce malzeme sandıklarını hızlı bir şekilde, geçli bir şekilde açıyorum arkadaşlar. 3 tane onu da çevirip bırakacağım. Ondan sonrakileri harcamayacağım çünkü %100 dolduramıyoruz. Boşuna gitmesin. Efendim, burada zaten süresiz dönüyor. Sadece açılan şeyler arasında kaliteli bir şey çıktı mı çıkmadı mı onu kontrol edeceğiz. Kalıcı bölge var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Var.
Buzul hükümdarı M16A4 desenini almayı başardık. Klan primini gönderiyoruz. Elimizdeki silah desenini çıkarttık arkadaşlar. Bir tane de %100 bonusumuz var. Onu da açıyoruz. Ondan da Çinlilerin elbisesinden bir tane çıktı. Evet, Çinlileri sevenlere selamlar olsun. Ben videoya devam ediyorum. Sizler videomuza ücretsiz birer tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada klasik sandık ögeleri de şu anda change dönemindeymiş. Bu da bizim için ekstra şans olacak. 329 tane sandığımız var abi. İlk onludan bir şey çıkmadı. Bir tane daha çevirelim. Çok güzel. Eski ama kaliteli çanta sırt çantalarından bir tanesi arkadaşlar. Yanına kurt kalbi UMP, yanına da bir tane bundan gelmiş. Şafağın kanatları sırt çantası. Bir tane daha onu çeviriyorum. Ondan sonra bug yapmayı deneyeceğiz. Herhangi bir şey çıkmadı. Şöyle. Royal Pass'imizi de fullledik. Gönder diyelim. Şöyle. Şöyle kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum, açıyorum. Bu arada hesap sahibi Seboş abiye ben dedim ki abi dedim 2750 UC çok az. Ben 17500 UC'de çıkardım. Kedi desenini muhtemelen sana da çıkmayacak, haberin olsun dedim. Şans belki çıkar dedi. Denedik, çıkmadı bu arada. Çorak topraklar kar 98 desenini de aldık arkadaşlar. İyi bir şey çıkmıyor. Bize efsane ve üzerinde ögeler lazım. Ögelere ihtiyacımız var. Geçli açalım bir tane. Bir tane tabanca çıktı. Can kurtaran tabancası. Ona gerek yok arkadaşlar. Yani bir tane caniye elbisesi çıktı. Hep hatırlarsanız Texas filmlerinde giyerler bu elbiseleri. Ama PUBG'de hiç güzel durmuyor. Tekrardan bir tane daha onlu şekilde deneyelim bakalım. Aşağı yukarı bir 200-250 tane sandığımız var. Kuponumuz var. Bir tane dönüyor. Yakın mesafesi silahlarından levye deseni. Güzel. En azından hiç yoktan iyidir. Bir tane daha dönüyor. Geçenki videoda hatırlarsanız kedilere isyan etmiştim, artık başlayacağım kedisini de kediyle ilgili desenlere de diye. Tekrardan Seboş abinin hesabında da kediyle ilgili desenlere başladık. Bu onludan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Tekrardan bir tane daha. Ben de bu arada bir su içeyim. Sizler de sandıkları izlerken yayınımıza birer tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oo. İşte böyle şeylerle gelirsen bunlar bizim hoşumuza gider. Gizemli dansçı başlığı diye bir şey verdi. Yeni gelen oyundaki kask desenlerinden bir tanesi olsa gerek, kaliteli görünüyor. Onu bir deneyebilir miyiz? Ha şuymuş. Evet, yeni gelen desenlerden bir tanesi arkadaşlar. Klasik sandıkta hiç şaşmaz. En kıymetli öge bu M4'tür. 3 tane materyal verdiği için. Onun haricinde gelen ögeler arasında da destans ögelerdir. Destans arkadaşlar bundan çok binde bir çıkıyor. Haydut kedicik seti diye bir desen aldık. Bence gayet kaliteli. Ona da bir bakalım isterseniz. O da yeni gelenlerden bir tanesi olabilir. Şöyle bir desen. Oo, ben de olsa kullanırdım. Ben beğendim seti. Biraz gri tonlaması yüksek ama yine de iş yapar arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Tekrardan bir tane daha onu çevirelim. Ses bug'a girmiş. Burayı kapatacağım, burayı kapatacağım, burayı kapatacağım. Hadi bakalım devam edelim. Change ögelerden bir tanesini verirse çok iyi olur arkadaşlar. Ama normal ögeleri istemiyoruz. Normal ögeler zaten bizim hiçbir işimize yaramayacak ögeler. Oy, buradan hiçbir şey vermedi. Yani ele dişe dokunur hiçbir şey yok. Bu arada sandık kuponlarımız azalıyor. Bir tane daha dönüyor. Molotov deseni. Yanan tavşan molotov kokteyli vermiş. Oyundaki nadir ögelerden bir tanesi kendisi arkadaşlar. Bu molotov desenleri çok fazla yok. Ama emülatörde kullanılmıyor. Çünkü bu emoji olduğu zaman tuşla kullanamıyorsunuz. Mouse'da kullanmanız gerek. O da çok yavaşlatıyor oyunda sizi. Eğer Seboş abi mobilse hayırlı olsun diyelim. Emülatörse zaten bir işe yaramayacak. Dönen bir öge çıkmadı. Tekrardan bir onlu daha deneyelim. Tamam. Buradan sadece kurt kalbi başlığı var. O da zaten çok klasik bir öge arkadaşlar. Daha önce çıkmış. Bir tane geçli açıyorum. Kılıç ustası seti. Çok eski bir set. Tekrar bir tane daha geçli açıyorum. Bahçe perisi gözlüğü verdi. Sağda altın kar 98 verdi. Ve bir tane de kedi. Haydut kedici kaskını vermiş. 3 tane efsane öge vermiş. Güzel oldu. Kapatalım. 3 tane klan primini de yollayalım. Tekrardan açalım arkadaşlar. Kaliteli bir şey çıkman lazım. Kara magma paraşütü verdi. İsimlerini ezbere biliyorum artık arkadaşlar. Sandıkları aça 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 yıllardır. Hepsi eski ögeleri özellikle ezberlemişim tamamıyla.
Yeni ögelerde o kadar iyi değilim ama eskilerin hepsini öğrenmişim yani. Böyle bir de gereksiz bilgi de sizlere vereyim. Bir tane tavuk otobüs deseni verdi. Bir tane de kurt kalbi paraşütü verdi. Kurt kalbinin bu videoda kaskını, paraşütünü ve UMP'sini aldık. Setini tamamen tamamladık arkadaşlar. Başka bir şey yok bildiğim kadarıyla o ögede. Maalesef eski bir QBZ deseni verdi. 89 tane son sandığımız var. Şöyle. Son bir kez daha çeviriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Giderek yüzümüzü güldürecek. Kaliteli destansı ya da bu Zen4 gibi iyi bir şey vermesini umarak devam ediyorum. Yine buradan da bir şey çıkmadı. Bir kere daha çevireceğim. Kapatacağım şimdi. Tekrar çevireceğim. Çünkü öteki türlü olmayacak. Change'de ögeler var. Bir sürü şansı yükseltilmiş destanslı ögeler var ama hiçbiri çıkmadı. Bir tanesi çıksa, bir tanesi lan. Bu onludan da bir şey çıkmadı. Artık Sebaş abiye diyeceğim ki ben abi diyeceğim. Sadece Firavun'un kask deseniyle sırt çantasını aldım. Başka da hiçbir şey çıkmadı diyeceğim ben sandık açılımından. Premium olsaydı gene o biraz yüzümüzü güldürüyordu. Garanti ödül falan derken bir şeyler çıkartıyordu. Ama bu gerçekten fos arkadaşlar. Hiç kaliteli öge hiç yok zaten. Bir envantere gidip gelelim. Belki şansımız yenilenir. Gidelim. Bütün envanterde ışıklar yanıyor bu arada. Tekrardan sandıklara gidiyorum. Evet, klasik sandık. Sana sesleniyorum. Son 19 tane sandığımız var. Acaba parçacıklardan... Ha, bunu 20 yapalım. Son 20 tane klasik sandığımız var kardeşim. Geçen son 10'lu da vermiştin. Bu sefer de lütfen ver. Bizi artık oyunda mağdur etme. Çok kötü oğlum. 350 tane sandık açtık. Aha, gördünüz çıkan ögeleri yani. Hiçbir şey çıkmıyor. Son onlar arkadaşlar. Şöyle etrafında totem yaparak mouse'u yaklaştırıyorum. Bastım. Hadi totemimiz olsun. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Dönüyor bir şey ama. Yaldızlı Zümrüt'ü Yıldız Tilbe diye okudum. Benim gözler o kadar gitmiş arkadaşlar. Bir tane smoke desenindeki derede ayak verdi. Bakalım bir. Ha, şey vermedi. Black Team. Klandayız. Tam primleri. Şimdi buradan çıkanlara bir detaylı tekrardan bakalım abi. M16, sırt çantası, yakın mesafe için levye, bir tane kedicik maskesi, kedicik elbisesi, ikisi takım olabilir. Molotov deseni, Kar98, gözlük ve tekrardan kedicik maskesini vermiş. Diğer bazı ögeler de çıktı. Onlara klan primi vermedi arkadaşlar. Ne yapalım, bu da böyle olsun. Yani onun haricinde şöyle gördüğünüz gibi 3 tane yeni paraşüt var ama eski paraşütlerin arasında böyle estanslı bir öge olmadığı için zaten ayrılıp sıyrılıp çıkabilen bir paraşüt değil maalesef. Sadece M16 deseni güzel ve kaliteli bir desen, ben hesabın sahibiyle ve hesabın şeyiyle hani kurcalamamak için bunlarla oynamayacağım arkadaşlar. Kendisi istediği gibi düzenlesin. Videoyu izleyen, beğenen, paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde ve videoda görüşmek üzere. Sandık açılımımız bu şekildeydi. Bunlar şans olduğu için arkadaşlar hiçbir zaman iddialı olmamak lazım. Ben de zaten çok şanslı bir adam değilim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çekilişe katılmak isterseniz YouTube Ahmet Yalıdır kanalımda, şurada bir yerde göstereceğim videoda çekiliş var arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Yarın bir sonraki videonun son kısmında açıklayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.